Evet, Seven Days to Die severler. Starvation'ın bu yeniliklerini incelediğimiz yeni modunda 3. bölümden hepinize tekrar merhaba. Furkan, Sercan, Zeynep ve ben gene kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son av yapıyorduk. Bakalım avda rast gelecek mi? Bir tane domuz avladık. Evdekiler aç bekliyor. Aç Çok kan mısınız? öldük. Kan gene niye? Açız. Niye öldün gene ya? Aha, Aç. airdrop. Airdrop'a gidiyorum arkadaşlar. Çok uzak değil. Dikkat et, burada airdrop açtığınız zaman zombiler çıkabiliyor. Çıksın. Onlar dikkat etsinler. İyi. Geçen sefer seni kucağımış çarpat oturup. Aha, 500 ping ile oynarken canlı yayında. Bir de eksi 17 derecede sıfır stamina ile, doğru. Ulan inşallah zombiyi çıkartan o bosslardan gelir de görürsün Vallahi 102 tane okum bunu. var. O zombi spamlayanları hatırlıyor musun? Aha. Onlardan çıkar inşallah. Vallahi hunting rifle'ım Bilmiyorum. 7.62 mermim de var. O kadar kolay değil beni almak. Ucuza gitmem yani. Aha. 31. Aha. Aha, 37. goril gördüm. Yedinci karılan kaleden sonra. Yani illa kafan kopana kadar geleceksin, değil mi? İlla. Hepinizi shotgun mermisine çevireceğim. Korilden uzak duralım. Hani içinden bir şey çıkmıyor. Cesetleri kayboluyor arkadaşlar. Yani şöyle yakından şöyle zoomlayayım, göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir değişik bir yaratık. Hani kolay ölmüyor. Zombi. Ha. Öldürdüğünüz zaman da cesedi kayboluyor. Hiç loot vermiyor. O yüzden uğraşmaya değmez. Biz airdrop'umuza gidelim. Bu arada hayvan denk gelirse onu avlayalım. Bu arada biraz daha rever yapalım. Şu tarafa bir yanaşsana. Kazdığın yöne doğru. Allah. Airdrop'u aldınız mı? Sen almaya gitmiyor muydun? Muhtar almış.
Almaya gidiyordum da. Muhtar herhalde benden daha yakındı. Almışım. Muhtar. Muhtar. Muhtar kanalda mı ya? En son kanaldaydı. Başım ağrımaya başladı. Hemen. Nasıl bir yaratıksın sen ya? Biz ortada mıyız? Şu benim kazdığım sıra tam orta. Koridorun tam ortası oluyor. Bunu lazım. Örümcekler var etrafta, seslerini duyuyorum. Otların arasında geziyorlar. Isırırlarsa çok ciddi stamina kaybına uğrarım, ölürüm sonra. Şimdi nereye gidelim? Otlar. Buralarda örümcekler var. Tehlikeli. Şu ağaç neydi ya? Şu ağacı bir keseceğim. Workbench mı biz?
Zeynep ya sağa sola geçsen geçemiyorum arkaya. Allah. Isırdı mı? Allah'tan bir şey yapamadı ya. Örümceğe bak arkadaş. Evet, ikinci domuzumuzu buldum. Arada bir hışır, acayip bir hışırama geliyor birinizden. Hangi güzel ama? Benden geliyor, bunu bir çekip duruyorum. Bulur herhalde. Yeah.
Burası en orta sıra. Burası en ortanın yan tarafı. Kareler gitti burası. Kullanılması gereken yer. Zeynep. Sesin çıkmaya gelir. Ne konuşuyorsun hiç? O nasıl oluyor? Üzerinde ot var mı? Yatak yapayım sana. Üzerinde ot var mı deyince bir şey oldu. Ya stamina... Satıcı mısın kullanıcı mı? Olmak için şey ya... Şişiriyor ya bayağı. Üzerinde ot var. Versene biraz. Ama çok da ciddi sordum, bir garip oldum. Kenar tamam. Mahalle başında. Şurası mal var. 47. Bunu unutmayalım. 47. kare. Önemli bizim için. Şimdi bu aynı zamanda ortası yol. Bu yolun sağ tarafı. Şimdi sol tarafını kazdım. Sol tarafını bir tane daha duvar için kazacağım. Onu da kazayım. Ne yaptığını sorabilir miyim? Giriş kapısını yapacağım yere geldim. Yolun sınırını belirliyorum. Şu an neredeyiz Fark? Şu an 47. karedeyiz. Ay neredeyiz tam olarak?
neredeyiz? Şey üzerinden söylemem gerekirse plan üzerinden. Üretim alanının ilk kapısı buna... Bu nedir ya? Ucundaki duvardayız. Map'ten bahsediyorum. Tamam, yolun ortasındayız. Yokuşun ortasındayız, yok. Tamam, üretim alanının yokuşta olup olmasında bir sıkıntı yok ki. Zombiler vurmayacak mı? Yok. Otur, yokuştan sıkıntı olmaz. Çıkamayacakları bir yer olursa, tırmanamayacakları bir yer olursa sıkıntı olur. Neyi kazıyorsun sen tam? Şimdi ben sadece şeyi belirliyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi şurası yolun ortası. Sen durduğun yer köşe duvar. Şurası da ikinci duvar. Şurası duvar. Çekil oradan bir. Olduğum yer duvar olan. Abi orası duvar işte. Olduğum yer duvar olan olsun işte. Bakıyorum duvar olarak görünüyor haritada planda. Şu anda burası iki kare değil mi? Evet. Üretim alanında benim olduğum tarafa taşacak. Tamam. Ha sen anlamadın beni dur. Tamam. Şu koyduğum iki tane frame'i görüyor musun? Bunlar köşe duvarlar. Kapılar açılan duvarlar. Ha, şeydeki yerini de sana söyleyeyim. Birisi mutfağın kapısının, birisi de üretim alanının ilk kapısının, hani mavi olarak işaretlediğimiz kapılar var ya, onların solundaki duvarlar, en son duvarlar olarak. Şimdi bir kare daha ileri kazacağım. Orası üretim alanına doğru giden, kapıya doğru giden şey olacak. Yol olacak. Şimdi kazmaya başlıyorum. İşte sana şundan bahsedeyim. Eğer bu diyeceğim. Aynen, 47 kare. 48, 49, 50 şey kapı. Muhtar sen misin sen? Ben yatıyorum, kendinize iyi bakın. Görüşürüz Muhtar, kendine iyi bak. 37 kare. 7'yi nereden çıkartıyorsun? Hayır, 47 kare. Şu an daha şimdi saydım da. Ben de saydım şu anda. 37 kare gelip içeriye girmen lazım. 7 kare değil, kapını açmayacaksın. Üretim alanının duvarından açman. Sercan, benim arkadaşlığı kabul etsene. Yani 37 kareye kadar gelip 37. karede içeriye doğru girmen gerekiyor. 25 kare gitmen gerekiyor. Doğru genişlemen gerekiyor. İçin. Kapını açmayacaksın. Yanlış yapıyorsun. Beni bilgisayara bağladın mısın? Sana göstereyim ne yaptım. Başka türlü anlaşamayacağız seninle. Şu anda bağlanamam. Ben senin dediğini anladım. Sen base'in girişinden kapının oraya kadar 47 kare yapıyor zaten. Evet, geldim oraya kadar, doğru. Tamam, ben de sana diyorum ki 10 kare eksik kazman gerekiyordu. Hani oyuncu odalarından sonra 3 sütun, 3. sütun olduğu taraf var ya, üretim alanı. Evet. Duvarına giriyor. Oradan girmen gerekiyor. Yok, girip kapıdan gireceğim, sonra içeri doğru kalacağım tekrar babasına. O duvarı bırakacağım orada. İşte ben şimdilik. Niye öyle yaptı? 5 kare içeri girip direkt çökertir. Sistemiyle komple çökertir. Buradan girip orayı kaz yapmana gerek yok demeye çalışıyorum. Ha, çünkü şöyle bir şey var. Üretim alanı çok büyük olduğundan beri bir yerde çökertmeye kalkarsam sütunlarını koymadan çökerttiğim için tavan komple çöker. Sütunlarıyla beraber parça parça, üç parça halinde çökerteceğim orayı, o yüzden. İyi sanıyorsun sen. Hı? Çok şimdi. Yemek getir bir şey. Neyse.
Ama toprak duvarı şey, taş duvar istemiyorsan orada, hani ben illa da oraya wood frame koymam, koyacağım diyorsan, kaldırayım istiyorsan, kırarım orayı da. Sorun değil. Hayır, ondan bahsediyorum. Rişap. Sesin çok kesiliyor, niye ya? Diyorum ki, normalde kazarken duvarından giriş yapmıyor muyuz normalde? Evet, normalde öyle yapıyordum ama ben bu sefer boş boş oraya wood frame koymayayım. Onun yerine doğal olan duvarın kendisinden faydalanayım diye düşündüm. 47 kare kazdım ben de. Bak, şu anda zaten biz normal base'i kazarken... Yani normalde diğer base'lerden örnek veriyorum. Diğer base'leri kazarken duvardan giriş yapıyorduk. Evet. Girdiğimiz duvarlardan... Girdiğimiz duvarlardan bu hesapladığımız kolon yerlerine wood frame koyuyorduk. Doğru. Genişlemeyi o şekilde yapıyorduk. Yani gene yıkılma olasılığı olmuyor. Doğru. Doğru söylüyorsun ama daha sonra o wood frame'lerin arasında doldu. Yani şu anda odunumuz da var, her şeyimiz var. Yapabilirdik öyle. Şimdi 10 kare ilerleyip boşu boşuna oradan kalacağımı o şekilde yapsaydın daha mantıklı olurdu, daha çabuk açılırdı. Ondan bahsediyorum. Çünkü buraya kadar geldim, kapının girişinden bir de 10 kare geriye kazılacak. Ondan sonra 24 kare ileriye kazılacak. Ondan sonra 49 kare de geriye kazılacak. Yani gereksiz anlamında söylüyorum. Boşu boşuna uğraştıracaksın. Ondan bahsediyorum. Tamam, evet, istiyorsan yıkayım orayı, sorun değil, yıkarım şimdi. Yok, hayır, yıkman önemli değil. Ya zaten biz normalde ilk böyle etrafı taşken, duvar koymuyorken normalde de koyuyorduk ki o sütunları zaten illaki koymak gerekiyor ki kaça kaç olduğuna rahat etmeyelim. Şimdiki 1000 tane kar getir veriyorum size. Ne var? Suyla uğraşmayın bir daha, sonra gene yaparız. Bu karlık alana geldim. Burada en azından bir kaplan falan alayım biraz. Şu karlık alanın... Karlık alanı buldun mu? Buldum. Aşağısına doğru git bakayım, bir orta aşağısına doğru karlı kalanın şehir başlangıcı görecek misin orada? Büyük bir şehir olması gerekiyor. Karlı kalana doğru iki tane şehir var. Bir tane. Bir de karlı kalanın orta kısmına denk gelebilirsen bana oradan bir işaret paylaşır mısın? O tarafa nerede çok gitmeyi düşünmüyorum çünkü saat 17.30. Tamam, karlı kalanın şu an ne tarafında olduğunu biliyor musun? Yani tam olarak. Valla ben size bir işaret koyayım. Hı hı. Nerede olduğumu anlamak istiyorum ben Ertuğrul. Paylaştım sizinle. Ucundayım yani, giriş yerindeyim şu an. Burası başlangıç. Senin bulunduğu yer mi şu an karlık alanı başlıyor? Evet. Karlık alanı oradan başlıyorsa ben de şuradaysam. Bin tane yaptım kar. Şimdi biraz ağlıyor. Evet, biz en üst ortadaki şehirdeymişiz şey. Benim. Ne? Biz en üstteki ortadaki şehirdeymişiz. Bizim şehrin yukarı kısmında su var. Aha, ilk kaplanımı gördüm. Haritada en üstteki ortadaki şehir var ya, oradayız.
Muhabbetliler. Dolar. Evet, ilk kaptanımızı avladık. Başka var mı? Oo, bir tane daha var. Güzel. Ne? Tek seferde çökertirsek acaba tavan çöker mi aşağıya? Onu çok merak ediyorum. Bir de şeyi soracağım sana Zeynep. Duvar yüksekliklerini 5 mi yapacağız, 4 mü? 5 yapacağız, 4 yapacağız. Tamam, tavanla beraber çalışacağım. Ne kadar az et çıkıyor ya. Allah Allah. Senin susuydu, susuzlukla açlık. Ne ya? Ne bozuldu ki? Ben de yiyecek bir şey bozuldu önce. Pastırmalı et atmışım, yemedim. Onları yedim. Bir şey bozulmuş, o biri bozulmuş. Çölde toplanan bitkilerden varsa biraz getirirsen eğer yukarıdaysan. 8 tane var. Biraz dayanırsanız ben et getireceğim, akşama kadar dayanın. Tamam, şimdilik durumum iyi. Yatağı da kullanıyorum kazarken. Siz ne aşağıya ya? Yerleştiniz mi? Aşağıya campfire falan koydunuz mu? Yok da bir şey koymadım. Aşağı campfire koyun da yani en azından akşam orada çalışalım. Yerleşilecek alan yok da şu an. Burayı neden bir kare fazla? Burası? Neresi bir kare fazla? Ha, aşağıyı mı? Yanlış yakalmışım. Şunları al. Teşekkürler. Rica ederim. Var mı senin yemeğin falan? Hı? Senin yemeğin falan var mı? Yedim, geldim. Çökertmeyi şöyle yapacağız. Tavandan itibaren değil. Tavandan kıracağız. Yerden kıracağız. Ortasındakiler yıkılacak. Anladın mı demek? Anladım. Şimdilik 3 kare boşluk yeter bize. 3 kare yükseklik. Fazlasını gerekiyor.
Yana geçmişim. Senden mi geliyor ışık? Aa buradaymış. Ben Torcu arıyorum bir saattir. Tamam. Şimdi bu 7. tutum. Bilmiyorum tutum onunla başlayalım. Bunu sen de arkada yüksel. Aa! Ne oldu? Kaldıracaktım da. Kırma gerek yok. Hallettim. Ha. Bunun hangisinin olduğunu anladın değil mi? Şey bu. Giriş kapısından, yani üretim alanının giriş kapısından hemen önceki duvar. Büyük şehri buldum karlık yerin ortasında. Gökdelenler falan var. Tamam. Nasıl yani? Bize çok uzak değil. Üretim alanının ilk giriş kapısının yanında şey var ya duvar. Solundaki duvar. 4 kare önceki tutum. Yok. Yo. Direkt ucundaki, en uçtaki. Hani şurası, burası giriş kapısı. Öyle düşün. Burası giriş kapısı. Giriş kapısının yanında sütun yok. Yani işaretlemedik ama sütun artı düşünüyorum. Sonuçta duvar var orada. Allah Allah, niye hayvan yaptı? Anlamadım genel. Şimdi ne yapıyoruz biz olarak? Söyle bari ben de devam. Şey yapıyorum. O 10 kare şeyi kazıyorum şu anda. Geriye doğru kazıyorum. Ondan sonra genişleterek şey üretim alanının yan duvarlarını açacağım. Sen de istersen aksi istikameti verebilirsin. Sayayım mı gitmen gereken kaç kare olduğunu toplam şu hizadan, benim bulunduğum hizadan. Tamam, baktığım hizadan, baktığım tarafa doğru. Hayatımı koyduğum frame şey, yol. Buradan mı saymam gerekiyor? Güzel. Orası da 47. kare. Evet, kapı olarak sayabilirsin orayı. Bak çok karışık konuşuyorsun. Son bir şey dedim. Hayatım bu duvar var ya, bak şu vurduğum duvar. Tamam, vurduğun duvar. Vurduğun duvar. Kapının yanındaki duvar şu bulunduğum noktada kapı olacak değil mi? Evet doğru. 1-2-3 kare burada ilerisi kapı. Vurduğum şu frame'i buradan 10 kare geriye saymam gerekmiyor mu diyorum? Tamam geri saymam ama oraya doğru ben gidiyorum, sen bu tarafa doğru kısmına git diyorum. Hani kapıdan sonra buraya doğru gidiyor ya burası. İleri doğru gidecek ya. Hayır, benim 10 kare geri sayayım dememdeki sebep 10 kare buradan gideceğim. Buradan iç tarafa doğru 25 kare gideceğim. O yüzden söylüyorum. Yani biz seninle karşılaşacağız ama ben ileriye doğru gideceğim. Bak ben sana daha kolay bir şey söyleyeyim. Gelmeyeyim yanıma. Şu yatağı şuradan kaldırıyorum. Bak bu dahil olmak üzere. Bu şu anda bulunduğum yer dahil olmak üzere. 10 kare ileri doğru benim kazdığım yere doğru kaz. Devam et ya benim oraya. Sonra ben sana dönüp kaç kare kazacağını söyleyeceğim. Tamam. 10 kere. Oh, üstüne bak şurada dahil olmak üzere toplam 10 kare ileri kaz. Şuradan mı diyorsun? Yo. Bu tarafa bak, şu gittin yana doğru. Tamam, o tarafa kazacağım da şurayı mı kazayım diyor. Hayır, ona dokunma, kasma. Buradan mı kazayım diyor. Kaz. Yok hayatım, benim kazdığım yere kaz, buraya ben başka tarafa gideceğim. Kaç karedesin şu an? Bakayım. 1-2-3 Trader buldum. 6 kare kazmışım. Tamam, geldim.
patates tohumu buldum. Patatesin var mı? Bir tane var. Bir tane daha oldu. Tamam. Oo, ama çalışmıyor. Hay Allah ya. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Ben onu yüksekliğini 2 yapmıştım ama sen istersen 3 yap orayı. Şimdi kazayım da. Aha. %121 paramız var. Evde de olacak. A sale is a sale, even if it's to a scumbag like you. Neyse ben dönüyorum. Aha! Ben Blackberry'ymiş bu ya. Blueberry seed'in var mı? Seed var mı sende? Yok abi. Ondan da buldum. Tamam. Tamam. Kaç tane? 48 tane buldum. Tamam. Ben artık dönüyorum ya. Dön saat 8. Hmm. Hayvan bulamadım. Çok az buldum. 7 tane et yapabildim ya. Deli olacağım. 27 tane deri oldu. Yani çok hayvan öldürdüm de et çıkartamadım ya. Aslında çabuk gelebilir misin? Bu etler bozulmadan gelsen keşke. Sen etleri pişir. Nasıl bozulmadan? Sen buraya gelene kadar bozul. Bozulmaz o kadar çabuk ya. Neyse bugün loot bayağı verimli geçti ya. Bayağı kitap buldum. Furkan? Demir clay durumumuz nasıl? Abi clay yok da demir çıkartıyoruz ya. Clay bayağı çıkarttım ben. Ben de 1000 de karben getiriyorum. Yakında et durumumuzu hallederim ya ben. Sen bu şeyden... Ben şimdi dagger skill'i veriyorum. Hunting knife'ım da var. Sercan. Bir hayvandan 5-10 et çıkarırım. Yani efendim? Şimdi. Bu bloktan mı sayıyorsun? Evet oradan. Şu bloktan. O dahil toplam 10 kare olacak. Onuncu karedeyim şu an. Tamam 10. karadaysan şu anda şeye doğru dön. Şu benim baktığım yöne doğru dön. O senin de kazdığın 10. kare dahil 23 kare kaz. Yani toplam 22 kare daha ilerle. Baktığım yöne doğru bu tarafa doğru. Nasıl 22 kare oluyor? Yani şöyle oluyor. 10. buraya koyduğum frame'leri yok sayıyorum. Bu tarafa doğru dönüyorsun. 22 kare ileri kazıyorsun. Burası kaç kare? Aşkım orası yol, orayı boşver. Hazine haritası buldum. Evde de vardı bir tane. Fotoğrafa bakıyor musun? Evet. Yol tarafına gelen yerden üretim başladığı yerden sütundan. Hı-hı. Sütundan sütuna 25 kare olması. Evet doğru. Ama sen duvarları sayıyorsun. Ben içini sayıyorum. Şu an biz iç kısmındayız. İçini saymana gerek yok. Sütun
atacak oraya. Sütunları da saymamız. Yok. Biz Sercan'la her zaman sütun hariç konuşuruz. O yüzden ben öyle bakıyorum. Ben böyle kazıyorum abi. Şimdi Zeynep. Sen niye şey yapıyorsun ki ya? Allah Allah. Hayır ben böyle sayıyorum abi. Benim bu şekilde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğini yapabilmemiz için şurada duvar var ya bu. Bak şimdi bir tane duvar var burada tek sıkıntı. Görüyor musun? Nerede? Ben burada. Bak şuraya, şuraya şuradan bahsediyorum. Tamam. Ha işte yani o bir sırası yolun içinde onu kazmadık tembelliğimizden de. Bu duvarı komple kırıp ona göre yapman gerekiyordu ama ben sana iç kısmı yani şu an senin şu anda zıpladığın burada hoplayıp zıpladığın yer şeyin içi, üretim alanının iç kısmı burası. İçinden kazdırdığım için öyle oluyor. Mesela atıyorum Ankara buraya mı denk geliyor? Buradan içeriye girdiğin zaman tam bulunduğum önündeki şu vurduğum kısım bir tane sütun oluyor. Tamam biliyorum. Heh. Buradan üretim alanının bitimindeki duvara kadar 25 kare oluyor. Ben o şekilde saydığım için benim öbür türlü kan karışıyor. Tamam ben sana söylüyorum ama kaç yapacağını. Sen benim dediğimi yapsan olay bitecek. Git oradan 22 kare gaz ileri olsun işte. Neyse ben kazıyorum bir şeye de karışmıyor. Yanlış bir şey olursa o zaman dersin sen bana yanlış yaptırdın diye. Bir de şey değil o 10. kareden eğer yani o frame'ler 11. kare mi? 10. kare olsun. 10. kareyse oradan kazman lazım kadro frame'ler. 10 kare gidip de kazacaksın değil mi? Tamam işte hayatım 10 kare gideceksin. Bahsettiğim konuda bu kafam karışıyor anlatabiliyor muyum? Şu anda anladın mı benim demek istediğim? Kafam karışıyor. Hani benim dediğim gibi bana anlatsan anlayacağım. Tamam bir dakika Zeynep. Bir tane daha kazmam lazım. Böyle tamam hayatım. Kafam kazdı. Tamam dur bir saniye ben sen şimdi kafanı karıştıracak her şeyi ortadan kaldıracağım. Sen bekle 2 dakika takıl bir yerlerde eğlen bir şeyler yap. Kazıyorum şu anda ben burayı. Tamam kaz sen ama ben yine yani yeter şu duvar yüzünden bir saattir tartışıyorsun. Amına koyduğum duvarı kırayım evimiz rahat edelim. Konuşuyoruz şu anda konuşuyoruz. Anlamıyorum onundan bas. Tamam şimdi anlayacağını hale getireceğim birazdan. Şuradan kazmam lazım yani değil mi? 10. kare mi orası? Evet o tarafa doğru. 22 kare geri kazmasın. 10. kare olduğum yer. Bu frame'in olduğu yer 11. kare oldu. Tamam 10. kare olduğun yerse oradan evet baktığın yöne doğru bak 22 kare ileri doğru kaz. Biz o kadar. Tamam normalde buraları kazmayacak mı? Onları çökerteceğiz ya hayatım o yüzden dokunmuyorum. Tamam. Şimdi ben kaç kare? 7 karede bir kaz. Bir şey koyacağım sütü. Koyma çünkü şey duvarlar kendinden desteklediği için ve biz sadece bir sıra kazdığımız için çök yani burayı milyonlarca satır da kazsak çökme ihtimali yok. O yüzden sütunlarla uğraşmak var. Ben de değil mi sütunlara aslında ihtiyacımız yok ben öyle sinek koyuyorum. Ne sinek çıktı arkadaş ya. Şey yapmadı mı sürece tamamen paramparça etmedi mi sürece burayı. Sütunları koymamıza ihtiyacımız yok çünkü zaten yan tarafta full duvar var. O yüzden sonsuza dek kazabilirsin yani. Her zaman eve 21.45'te girerim ya. Şu an 21.28. Çok az kaldı evet. Nasıl vakit geldim gene ya? Ben de yetişemeyeceğim diyeceğim falan. Bir kere yetişememiştik. Almışlardı kalçasından bir ısırık. Hatırlıyorum da. Ben her zaman yetişirim ya. Ne zaman yetişemedim? Yo yo bir kere seni bir çevirmişlerdi. Hatırlıyorum. Almışlardı popodan bir ısırık. Sercan ben anlamıyorum. Buradan da çıkabilirsin sana çıkmak için yer açtık. Gorille kucaklaşıyordum lan. Anlamadım o yüzden. Ne yapıyorum bilmiyorum yani hiçbir. Ya bakın benim size bir tavsiyem var. Şimdi ikiniz de farklı şekilde hesaplar yaptığınız için
Bir kişi hesap yapsın, öbürü onun dediğini yapsın. İkiniz de kendi istediğiniz gibi yapılsın istiyorsunuz hesabı. O yüzden sürekli çatışıyorsunuz. Yok abi, sizin şimdi alışkın o kazma var ya. Onu ben anlamıyorum. Hani, onda anlaşılmayacak bir şey yok ki. İki blok arasını sayıyoruz biz. Onun say, yani sizin saydığınızla benim saydığım farklı oluyor. Yani normalde ben 25 kare olarak şartlandırdığım için bana eksik söylendiği zaman ben bunu şey yapıyorum. Hani algılayamıyorum tabii. Ulan diyorum ben burayı 25 kare şey yapmayacak mıydım? Bu sefer ya, böyle olunca kafam karışıyor. Şunu yapmanız gerekiyor bence. Ben doğru söyleyeyim. İlk önce taşıyıcı blokların yerlerini belirleyeceksin. Sonra araları dolduracaksınız. O zaman saymanıza bile gerek yok. Blok şey aralarında abi, kaç blok bırakacaksanız. Ben de onu diyorum. Şu sütunları koyayım. Oradan ben zaten çözerim diyorum. Sütun koymana gerek yok deyince benim iyice komple bütün yollarım. Ya yok, çünkü niye biliyor musun Nihat abi? Ne yaptım ben? Doğal duvarları kendi haline bıraktım. Kırmadım, yıkmadım yani taşı. Doğal duvarı yıkmadım. İç kısmındaki duvarları fırtıklıyorum şu anda. Yani ben yıkmak için tünel açtığım zamanları biliyorsun ya. Yıkmak için tünel açıyorum. Duvarın kendisi durduğu için doğal olarak çökme ihtimali yok. Doğal olarak bunun içine sütun yapmaya gerek yok. Uğraşma sütunla diyorum. Yani iç kısmını yapmakta olduğumuzu anlatamadım bir türlü ona. Biz şu anda duvar değil, duvarın iç kısmındaki hani yıkmak için böyle çökertmek için tünel açıyoruz ya. Şu anda o tünelleri açıyoruz. Anladım. Zaten biz de ilk başta öyle açıp sonra sütunları koyuyorduk. İlk önce kaç kare, kaça kaç yalacaksa o kadar kazıyorduk. Sonra taşıyıcı sütunları koyuyorduk. İşte araları boşaltıyorum. Söylüyorum. Bak bulunduğumuz noktayı söylüyorum, sayıları söylüyorum, ne tarafa döneceğini söylüyorum. Yani hepsini söyledim. Sizde kaldığımız zaman kazıyordunuz, burası sütun diyordunuz, frame'leri koyuyordunuz. Onu yok, bir şöyle yapıyordunuz. Hani orasının sütun olduğu belli oluyordu. Yok, ondan şöyle sonra devam ediyordum. Yok şöyle, Sercan'la şimdi şu konuda hak veriyorum. Biz ilk önce duracağımız yeri bir kare kazıyorduk. Yaşam alanı atıyorum 5'e 5, 3'e 3. Yani sığacağımız kadar. Ondan sonra o sütunları genişletirken koyuyorduk. Orayı. Yani biz ilk önce doğal taşıyıcıları kullanıp bir 4'e 4, 5'e 5 bir yer yapıyorduk. Sonra orayı kaça kaç yapacaksak, İlk önce sütun aralıklarında kaç blok boşluk bırakacağımızı hesap ediyorduk. Diyelim ki 5 blok bırakıyorsak 6. blok sütun diyorduk. O şekilde devam ediyorduk. Genişletirken o sütunları ata ata genişliyorduk. Sonra da aralarını dolduruyorduk. Ya şimdi şöyle 22 kare gideceksin de. 2 kare buradan hesaplarsan tam 24 kare. Benim gitmem gereken alan 25 kare olur. Bu arada evde 7 tane şey pişiyorum. Bak, seni şaşırtan ne olduğunu sana söyleyeyim mi? Şimdi burası 2 kare değil mi hayatım? Ben aşağı geliyorum ama, şimdi. Ama bak, bu 2 kare olarak saydığın yer var ya bu. Bak işte şu, açıklama yer. Yapma, bir açıklama yapma, beni dinle lütfen. İyi tamam. Bak şimdi burası 2 kare, tamam mı? Tamam. Bu 2 kare, burası 3 kare. Aha. Tamam mı? Bu olduğum kısımdan, hı-hı, bu tarafa 22 kare gideceğim değil mi? Evet doğru. Tamam. 2 kare de buradan toplam 24 kare oluyor. Yani bir kare daha fazla gitmem lazım normalde. Gidersen o şey duvara ulaşmış olur. Duvarın olduğu yerde, yani duvarın koyulacağı yerde kalmış tamam olur. Tamam. Zaten oraya duvar koyacağız mı? Neden orayı kazmak? Kazmamız gerekmiyor mu? Kazmamız gerekiyor orayı duvar yapmamız için. Ya yeah, normalde evet kazmamız gerekiyor. Yani 25 karenin arkası normal bu kırdığımız şu anki taş kalacak. Bir kare duvar olacak, 24 kare kalacak, bu şey tarafından da, ne onun adı, tünel tarafından da bir kare duvar kalacak, 23 kare boşluk kalacak. Anladım, o zaman şöyle yapmak istiyorsan sana şöyle söyleyeyim. Bak. Demeye çalışıyorum saatlerdir. O zaman sana şöyle söyleyeyim, şu an benim vurmakta olduğum duvar var ya şu. Evet. Bunu da komple oraya kadar kırman lazım. Çünkü bu duvar normalde senin o bahsettiğin duvarlardan bir tanesi ama ben bunu sana yıktırmamıştım. Ben sana en başında dedim ki ben buradan 10 kare gideyim. Buradan içeriye 10 kareye gelince buradan içeriye gireyim 2 kare. Hı hı. Bu içeri girdiğim yere de frame koyayım. Burası 25. karenin bir tanesi olsun. 24 kare gideyim. 24. kareye de sütun. Ben dediğim yapsan aynı yere varacaksın. Niye yapmıyorsun onu anlamıyorum. Öyle kafam karışıyor diyorum, anlatamıyorum. Tamam.
Şu dolara dost duvarı bıraktım var gelin. Nerede nasıl oldu bırak şunu yıkayım da ama sen de rahatla ben de rahatlayayım. Hayır bunu yıkmana gerek yok. Burayla... Yok yıkacağım. Yüz oldum bunu artık bir kere. Bak gene dinlemiyorsun beni. Gel kız şey yapacak. Ya sen devam etme yapmak istiyorsan. Ben bu duvarı yıkacağım. Sinir oldum buna. Sen de. Birazdan çıkacağım zaten. Güzelsin. Yok arkadaş dediğini yapmam, zor oyundan çıkacağım diyor. İyi tamam nasıl istiyorsan yap. Ay çıkmam gerektiğini biliyorsun zaten. Ha tamam. Niye doğru. Niye yapıyorsun şu an bana? Valla lan kayıttayız millet sizi bayağı geçimsiz sanacak ha. Bir anlaşamadık. Ya yok şu bak şu planı beraber yaptık. İkimiz de ezberden biliyoruz neyin olduğunu. Trip yaptığı konuda ne biliyor musun lan? Çıkmam gerektiğini biliyor yani. Tamam. Hayır ama sen öyle bir zamanda söyledin ki o öyle algılanıyor. Ay şey değil, o biraz tam nasıl kazarsanız kazın dedim yani. 22 kare mi kazarsın artık? 27 kare mi kazarsın? Ne kalmış? Bırakıyor bak. Ya yeraltı base'i biz defalarca yaptık. Aslında bak sizin ikiniz de aslında aynı şeyi yapmaya çalışıyorsunuz farklı taktiklerle. Yani orayı planlayan, yapan kimse ona uymakta fayda var. Bırak o sefer öbürünün onun kafası karışıyor. O bizi hayır şimdi orayı kazacak olan, o sütunları oraya koyacak olan kimse onun planına tamam. Uygun gitmek lazım. Adam mesela bana diyecek ki Sercan Levent şurayı 10 kere kaz. Ben kazarım. Niye kazdığımı sormama gerek yok. O planlamıştır zaten. İşte bu planı yapan benim zaten. Sercan'a böyle böyle yapalım diyen benim planı. Peki orayı kazıp sütunları yani, koyacak olan kim? Ya şimdi sen bir plan çizdin verdin. Orayı evet. Yapacak olan kim? İkimiz. İkimiz beraber kazacağız. İşte ikiniz birden planlamaya çalışmayın. Bir kişi o zaman gitsin koysun frame'leri oraya. Bak bir kişi. Burada sütun oluyor, burada sütun oluyor. Şuradan şuraya kazıyor. Bir kişi yönetsin. Siz ikiniz birden yönetmeye çalışıyorsunuz. Anlaşamıyorsunuz. Yani hanginizin olduğu önemli değil. Bir kişi yönlendirsin. Ben onu uyacağım ya. Yani. Vallahi yani. Ben onu en kolayı ben onu uyacağım. Ha yani kaldır, o zaman olay çözülecek. O zaman öbür ikinci kişinin anlamasına gerek yok. O sadece yapacak deniliyor. Zaten yaptıkça anlayacaktır. Hani. Anlata değil de yapa yapa anlamakta fayda var. Ben kenara çekilmeyi tercih ediyorum. Ben şimdi diyeceğim ki bana nereye salgın kazmayı o bana göstersin ben bulacağım. Ya yani, o kadar basit. Paraları kasaya mı koyuyorsunuz abi? Ya bu yağların yerini bulamadım abi. Kemikler yağlar neredeydi ya? En üst sağ köşe. Hangi kasayı açsam o kasada biri var. Sürekli kasa mı değiştiriyorsun Furkan? Evet. Hayır bir kasaya tıklıyorum diyorum mu? İçinde bak şimdi. Bu kasanın içinde diyorum. Bir üsttekini açayım diyorum. Ona tıklayacağım o da dolu lan. Bir kişi iki kasayı nasıl meşgul edebilir? Ay bıktım ben bu sıkıntı. Evet. Üstümü sonunda boşalttım. Abi bize yemek. Ben şimdi... Aha odun bitmiş burada. Hay Allah ocağa bir sürü yemek attım pişmemiş ya. Kız Elif o iş ne kadar sürecek? Çok uzun sürer mi? Yani... Yarım saat. Tamam. Git, hemen git şimdi. Çık. Neyse. 60 dakika olmuş bu bölümde. Burada sonlandıralım. Bayağı git av şey yapmaya yap. Çalıştık ama avımız az oldu. Gelecek değil mi geriye? Gelirim de. Niye kovuyorsun? Kızım git işte şimdi Allah Allah. Laf dedi birazcık. Dur yayını kapatalım ondan sonra gidersiniz. Evet arkadaşlar. Bir yandan av yaptık. Bir yandan loot yaptık. Bir yandan da ailesi şiddet yaşadık. Ben biraz sessiz kalıp bulaşmamayı tercih ettim. Ondan sonra şimdi aşağı gireceğim, gideceğim, bulaşacağım. Şöyle bir bakayım neler yapmışlar, yer altında neler oluyor. 3. bölümde bitirdik. 4. bölümde tekrar görüşmek üzere. Biz kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.